Merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos 2017 Cumartesi günündeyiz. Bugünkü videoda küçük bir tahminat diyebiliriz. Görmüş olduğunuz mutfak bataryasını değiştireceğim. Bu batarya arkadaşlar 2007 yılında takmıştık mutfağı yaptırırken. Bir 10 yıl 11 yıl kullanıldı. İyi idare etti bizi. Yalnız şu anda hanım buraya bez koymuş. Şu dönen kısımdan buradan su kaçırıyor. Birkaç aydır böyle. Bunun yenisini takacağım, bunu değiştireceğim. Onun yapımını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu dönen kısım. Normalde su açıkken bu suyun gelmesi lazım. Yani bu dönen kısımla pek alakası yok aslında. Bu içinde bunun kartuş varmış. Normal su içinde varken yine akıtma yapıyor. Şunu şöyle kaldığınız zaman su damlıyor. İçinin kartuşunu da değiştirebilirdim ama bilmiyorum. O da herhalde bir 40-50 lira civarında vardır. Zaten 10 yıl geçmiş, bir miadını doldurmuş. Bir musluğu 10 yıl kullanılsa yeterli diye düşünüyorum. Daha çok bu videodaki çekmedeki amaç hani bunun değişimini, yenisini takacağım. Nasıl takılacağını belki ilk defa yapacak olan arkadaşlar için yardımcı olmak, onu göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi buradan su kaçırıyor. Bunu değiştireceğiz. Öncelikle tabi vanayı kapatıyorsunuz. Suyun vanasını kapatıyorsunuz. Tekrar söylüyorum, bu tabii ki ilk defa yapacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Belki bilenleriniz vardır. Şimdi arkadaşlar bu spiral hortumlar biri sıcak su, biri soğuk su. Yukarıya gidiyor, burada musluğa bağlanıyor. Önce şu bağlantıları açacağız. Altına da bir leğen koymayı unutmayın. Bir şey su akabilir vanayı kapattıktan sonra. Evet. Tamam. Evet. Şu an musluğu yerinden çıkartabiliriz. Burada dipte altında bir onun vidası var. Şimdi o vidasını açacağız ve musluğu çıkartabiliriz. Alttaki vidayı söktük. Şimdi musluğumuzu alabiliriz. Bu şekilde. İkisi beraber buradan çıkmayabilir arkadaşlar. Spiral ucun vidaları olduğu için önce birini çekin. Daha sonra diğerini çekersiniz. Sığmayabilir. Bu şekilde. Altta da contası, lastiği var. Alttan vidasını söktük. Alttan bunu tutan vida buydu zaten. Bunu açtık. Evet. Emektar musluğumuz bu. Şimdi yenisini takacağız. Yeni bataryamız bu. Şöyle bakalım. Artema diyor. Artema'nın bir yan ürünü sanırım. TSE belgesi, garanti belgesi. Şöyle koyalım. Şurada bağlantı elemanları, vidası. Burada da contaları var. Evet. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Aç kapa. Sıcak soğuk, şöyle buğu modeli diyorlar. Bakalım bu kaç sene gidecek. Evet. Burada da spiral hortum var. Evet. Şunu kaldıralım. Arkadaşlar bunu takarken öncelikle lavabo altında çalışmak zor olacağı için şu ince spiral hortumları ilk başta şöyle elinizdeyken takarsanız daha iyi olur. Şekilde. Sıcak soğuk diyor. Fark etmez sağa sola. Yine biz sıcağı sola takalım. Şu şekilde. Evet. Şöyle sıktık. Normalde anahtar koyacağınız yer şurada. Bir vida kısmı var da oraya anahtar girmiyor. Şu anda anahtar yok yanımda. Penseyle şu spiral hortumun bağlantısından biraz sıkacağım şöyle. Çok da oynatmadan. Çünkü normalde çok sıkar çevirirseniz bu döner. Ayrıca döner bundan. Bu şekilde biraz sıkıyorum. Bu şekilde.
Diğerini de takalım bu şekilde. Evet. Aynı şekilde onu penseyle biraz sıkıyorum. Çok aşırı sıkmadan. Evet, süper borularımızı taktık. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi bu mermere gelecek olan kısım ve burada su sızmaması için şöyle bir conta var. Contayı geçiriyoruz. Şöyle. Conta bu mermere oturacak kısım. Bu şekilde. Sonra şu vidayı sabitleyeceğiz. Şurada bir vidayı ayırmışlar, bir işaret koymuşlar. Bu bataryaya sabitlenecek olan kısım, fazla sıkılmasın diye. Öncelikle onu önce bir siper borunun birini geçirin, sonra diğerini geçirin. İkisi yan yana sığmaz. Genelde böyle dar yapıyorlar bunları. Evet, bunu da buraya sabitleyeceğiz. Şöyle biraz elle sıktık mı, tamamdır. Evet, daha sonra da bunu alttan sıkarak mermere sabitleyeceğiz. Şu ikisi arkadaşlar, bu siper boruların yedek contası diyelim. Bunlardan da böyle bir şey çıkarsa saklarsınız. Onları belki contası bozulabilir zamanla sıcak sudan. Bu da ilave bir conta vermişler. Belki bu ince conta yeterli gelmezse diye bunu vermişler. Ben bunu takmayacağım şimdilik. Bunu deneyeceğim. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Olmazsa sonra bunu takarız. Bu şekilde. Bu eski musluktan farkı arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada şöyle bir sabit vida yapmışlar. Bunu sonra alttan bir civatayla sabitliyorsun. Bunu biraz haliyle takması ve çıkarması zor. Daha önce çok çıkarıp taktım bunlardan. Ben bu sistemi ilk defa görüyorum. Yani hoşuma gitti. Gayet rahat takılacak gibi görünüyor. Bakalım. Arkadaşlar bir de bu eski çıkarttığınız yerde bir yani silikon ya da herhangi bir şey sürdüyseniz orada herhangi bir kalıntı kalmasın. Bende yok gerçi burada. Biraz ıslaklık vardı. Onu kuruluyorum, alıyorum. Herhangi bir kalıntı kalmasın. Yoksa bu lastik tam oturmaz. Yine su kaçırır. Yani mermerde olan su aşağıya geçer. Evet, bu şekilde. Önce bir siper borumuzu geçiriyoruz. Sonra diğerini. Evet. Bu şekilde. Bir silelim. Bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz boyu kısa kalıyor. Yani evyenin köşesine geliyor su. Aslında şöyle çevirsek kullanım alanı biraz daha artıyor. Bu sefer de ters kalıyor. Artık bilmiyorum, bunu hanıma soracağım nasıl istiyorsa, kendi kullanımına göre bir sabitleyeceğim. Yani üst taraftaki işimiz bu kadar. Şimdi alttan bağlantılarını yapacağız. Bu şekilde. Öncelikle şu vidamızı geçireceğiz. Yine aynı sistem, bir spreli geçiriyoruz. Sonra diğerini geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde buradan sıkıyoruz onu. Şekilde evet, sabitledik. Şimdi siper boruların bağlantılarını yapabiliriz. Evet, şuraya takıyoruz. Bu arkadaşlar, bu uzatmalı bir spiral. Arada nipel var. Hani belki merak edebilirsiniz. Tek parça da takılabilir normalde ama bu yetişmediği için araya parça koyduk. Bu aradaki de nipel. Şöyle nipelden tutup diğer tarafa sıkacağız. Evet. Soluna takalım. Arkadaşlar bunu sıkarken bu spread de dönüyor bir yandan, ona da dikkat edin. Spread eski haline getirin.
bu kalmasın içinde. Daha çabuk yıpranıyor, daha çabuk kopuyor zaman içinden. Spreyle dönüyor çünkü. Sıktıktan sonra spreyi yerine getirin tekrar. Aynı şekilde şöyle. Evet. Burgulu kalmasın. Ben normal daire vanasını açtım. Kontrol yapıyoruz. Şöyle bir kuru bezle bakın şu bağlantı noktalarına. Evet, herhangi bir su yok, bir akıntı yok. Evet, kaçırma yok. Evet arkadaşlar, alttan bağlantımızı yaptık. Herhangi bir kaçak yok, kontrolünü yaptık. En son hanım bu şekilde karar verdi. Soğuk, sıcak. Böyle daha kullanışlı olduğunu düşündük. Evet. Sıcağı da açıyoruz. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, batarya değişimimiz bu kadar. İlk defa yapacak olan arkadaşlar için umarım yardımcı olmuştur. Bir sorunuz varsa yardımcı olurum. Yorum yazarsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.